Toprak başka bir davranış ister. Her toprağın bir dili vardır. Çalışırken çamur sana baş eğmiyor. Bir diyalog ve bir kavga içindesin. Ya, mükemmeliyet dünyanın en budalaca çabası olmadı. Ben mükemmeli aramıyorum. Titreşimi arıyorum. Alev Ebüziya, seramik sanatının dünyaca tanınan en önemli ustalarından. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan sanatçı, yaptığı ikonik çanaklarla sanat dünyasının ilham kaynağı. 1980'lerin başından bu yana Paris'te yaşayan Alev Ebüziya, seramik sanatında dünyadaki öncü isimlerden biri. Binlerce yıldan beri var olan çanak formuna kendi üslubu ile yeni bir soluk katan sanatçı, dünya sanat tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Şimdi son yıllardaki sergilerinde de yeni form ve renk yaratımları ile adından sıkça söz ettiren Alev Ebüziya ile buluşuyoruz. ...1938 yılında İstanbul'da doğan Alev Ebüziya, Türk basın tarihine ışık tutan köklü bir ailenin üyesi. Büyük dedesi Türkiye'de matbaacılığı sanat haline getiren kişi olarak kabul edilen gazeteci, yazar, sanatçı ve hattat Ebüziya Tevfik Bey. Babası tarihçi, siyasetçi ve yazar Ziyad Ebüziya. Annesi Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Abdülali Emircan Bey'in kızı Vala Ebüziya. Aile köklü bir aile, marifetli bir aile. Ebüziya Tevfik'in oğlu Tevfik bir tekne kazasında vefat ediyor. Ona hürmeten büyük baba Ziya'nın babası soy adını alıyor. Ve bize hep böyle bir Arap ailesi zannederler ama değiliz. Değilsiniz. Annem Azeri'dir. Çeki Hanlığı'ndan geliyorlar. Çok büyük bir aile. Nitekim Azerbaycan'ın özgür kaldığı 2 yıl içinde büyük baba maliye nazırı olmuş. Fakat Menşevikler gelince aile kalkıp Azerbaycan'dan, Baku'dan İstanbul'a geliyorlar çok zor şekillerde. Ve anne tarafımda geçirdiğim çocukluk çok keyifliydi çünkü kazaska yapan dayılar, çok şeker teyzem, Rusça konuşurlardı aralarında. Biz Rusça konuşmuyorduk ama bir Rus etkisi altında da büyüdük. Alev Ebüziya'nın babası Ziyad Ebüziya, 1946 yılında düzenli olarak yayınlamaya başladığı Ebüziya takvimiyle ünlendi. İlerleyen yıllarda dedesi Ebüziya Tevfik'in yakın tarihimizin en önemli kaynaklarından olan Yeni Osmanlılar Tarihi adlı eserlerini güncelleyerek tekrar yayınladı. Şinasi ile ilgili kitaplar yazan Ziyad Ebüziya, yüzlerce makaleye de imza attı. Babam çok ilginç ve çok egzantrik bir adamdı, çok meraklıydı. Her şeyin öncülüğünü yapmış bir adamdı. Sürekli fikir doluydu kafası yani. Çok bilgiliydi. Onun dostları da çok önemli. Bir mimarlar, diplomatlar, sefirler. Evimiz böyle hep hoş bir kalabalık içinde geçerdi. Ama babamı çok az görebildim. Alev Ebüziya'nın babası Ziyad Bey'e 1949 yılında verem teşhisi kondu ve tedavi için İsviçre'deki Leysen Sanatoryumuna gitti. 8 yaşından itibaren babasını çok az görebilen sanatçının çocukluğu hayatının en zorlu dönemlerinden oldu. Çocukluğum böyle çok keyifli geçtiğini söyleyemem. Çünkü harp sonrasıydı. Babam yedek askerliğe çağrılmıştı. Karartmaları falan hatırlıyorum. Babamı çok az görüyorduk çünkü gazetede çalışıyordu. Daha çok annemleydik tabii. Sonra babam 1949'da verem oldu. Ondan bir sene önce de evler ayrıldı ve babam İsviçre'ye Leysen'e gitti sanatoryuma. Ve hep bir baba eksikliği içinde büyüdüm ve çok zor bir dönemdi aile için. 1952 yılında lise eğitimi için İngiltere'ye giden sanatçı, Londra'da geçirdiği 3 yılı eziyet dolu bir dönem olarak hatırlıyor. Hayatımın 3 mutsuz yılı. Nefret ettim o İngiliz okulundan, nefret ettim. Babamdan annem de boşanmak üzereydiler. Çıt çıkarmamak için de hiç sesimi çıkarmazdım. Katı bir kızlar okuluydu. Her hafta aileye mektup yazma zorunluluğu vardı. O zaman telefon falan edebilmek hak getire. Ve hiç unutmam en uzun yazdığım mektup 52 sayfa. O zamandan beri de İngiltere ile aram pek iyi değildir. Hani birisi çıksa da bana şu Londra'yı sevdirse deyip dururum hep.
İngiltere'de lise eğitimini bitirip İstanbul'a dönen sanatçı, aile dostlarının önerisiyle Füreya Koral'ın atölyesine gitmeye başladı. Atölyede geçirdiği o dönemde hayatının en önemli kararını aldı. İngiltere'den Türkiye'ye döndüm ve o zaman İngiliz filolojisi ya da İngiliz edebiyatı okumak istiyordum. Ama İngiltere'de Latince almadığım için Londra Üniversitesi'ne girişim mümkün olmadı. Onun için Türkiye'de tekrar 3 senelik lise imtihanını 1 sene içinde tekrar vermem gerekti. Bu arada çok yakın arkadaşlarımızdan biri dedi ki bu kız biraz daha hani fizik olarak yoralım, Füreya Hanım'ın atölyesine gitsin biraz dediler. Haftada 1-2 kere gidiyordum. Füreya Hanım da seramik üstüne pek bir şey öğrenemedim çünkü Füreya Hanım çok meşguldü. Brüksel sergisi için o güzelim fincanlarını yapıyordu. Biz de o fincanların işte dibini temizlemek, bilmem ne, çayı pişirmek, ikram etmek, Füreya Hanım'ın ricalarını yerine getirmek gibi böyle işlerle uğraşıyorduk. Ama elim mesela çamura değmemiştir. Ama çok önemli bir şey öğrendim. Ben filoloji falan yapmayacağım, ben böyle yaşamak istiyorum. Atölye hayatının güzelliğini ve önemini orada anladım. Ondan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. İlhan Koman'ın öğrencisi olmak istiyordum. Ama İlhan Koman gelmeyince Hadi Baran'ın atölyesinde kaldım. Alev Ebüziya İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümünde öğrenim gördü. İlhan Koman'ın öğrencisi olamasa da Brüksel'de tanıştığı usta heykeltıraşla dostlukları uzun yıllar sürdü. 1958'de Türkiye'de Eczacıbaşı'nın sanatçı atölyelerinde çalışıyordum. O ara dil bildiğim için Brüksel Fuarı'na beni hostes olarak aldılar. Ve hayatımda ilk defa ciddi bir para kazanmaya başladım. Bir apamızın evinde kalıyordum. Her gün de pavyona çalışmaya gidiyordum. Bedirahmi'nin o güzelim tabloları vardı. Ve benim için en önemlisi orada tabii ki İlhan Koman'dı. Yani İlhan Koman'ı tanımış olmak büyük bir ayrıcalık benim için. Yani daha sonra da çok yakın bir dostluğumuz oldu İlhan'la. Ben onu görmeye İsveç'e giderdim. İlhan beni görmeye Danimarka'ya gelirdi. Ve İlhan benim hayatta böyle en değer verdiğim insanlardan biridir. Ve hep şunu düşünürüm. İlhan Koman'ın öğrencisi olsaydım nasıl gelişirdim? Olamadım ama. Alev Ebüziya 2 yıl öğrenim gördüğü akademiden ayrılarak seramik sanatçısı olmaya karar verdi. Alışkın olduğu hayatı bırakıp cesaretle Almanya'ya giden sanatçı, 2 yıl boyunca bir seramik fabrikasında işçi olarak çalıştı. Füreya Hanım'ın atölyesindeki hayat tarzını çok sevdiğim için seramiğe geçmeye karar verdim. Fakat Türkiye'de o zaman seramik hakikaten son derece sınırlıydı. Onun için kalktım, Almanya'ya gittim. Sadi Diren'in sayesinde, Sadi Diren'in çalıştığı fabrikaya işçi olarak girdim. O da hayatımın en önemli deneyimlerinden biridir. Tuvaletleri temizleyene kadar bütün diğer işçiler gibi onların hayatlarına tanık olmak çok hoşuma giderdi. Yani hiç başka türlü beni bilemeyeceğim bir hayatın içine düştüm. 1963 yılında Danimarka'ya taşınan sanatçı önce bir seramik atölyesinde daha sonra da Danimarka Kraliyet Porselen Fabrikası'nda çalışmaya başladı. İlerleyen zamanda Danimarka'nın onun ikinci vatanı olacağını henüz bilmiyordu. Benim için çok önemli bir dönüm noktası tabii. Hani Danimarka'ya gitmeseydim, Danimarka'da öğrendiklerimi öğrenmeseydim bugün yaptıklarımı yapamazdım. Peki neden Danimarka? O yıllarda Danimarka, Skandinav ülkeleri içinde dizaynın en önemli olduğu ülkeydi. Seramik Danimarka'da önemli bir daldır. Kraliyet ailesi de çok düşkün seramiğe. Her evde her zaman bir güzel seramik görürsünüz. İlk yıllar nasıl geçti? Orada da çünkü bir fabrikada çalıştım. Keyler diye çok efsanevi bir atölyede iş bulduk. Ve ilk gidişim Melike Abasıyanık'la birlikte gittik. İkimiz aynı odada kalıyoruz, 5 paramız yok. 2 ay deli gibi çalışmaya başladık. Orada ilk defa elime yüksek pişirimli seramik toprağı geçmişti. Ama tabii bir toprağa alışmak, bir insana alışmak gibi bir şey. O toprağın dilini, halini, davranışını öğrenmek çok zaman istiyor. Ve sonra bize yeter giden artık demezler mi? İş aramaya başladık Melike ile. Benim İstanbul'dan bir ahbabım Danimarka'daki Kraliyet Fabrikası'nın müdürünü tanıyordu. Biz öyle fabrikaya müracaat ettik. Müdür bizim ikimiz de işe aldı. Melike'ye porselen kısmına verdiler. Beni de yüksek pişirim seramik atölyesi, özgür atölyeler bunlar. Aradan 2 ay geçti, maaşımızı 2'ye katladılar. Sonra da bir sergi teklif ettiler.
Yani Kraliyet Fabrikası'nın çok güzel bir galerisi vardır. Orada ikimiz bir sergi açtık. Ondan sonra başıma ne geldiyse ondan sonra geldi. İşlerim beğenildi, galeriler müracaat ettiler. O bayağı bir ses getiren bir sergi oldu. Fabrikadaki sergiye olumlu eleştirilerin yanı sıra ırkçılık kokan eleştiriler de gelmişti. Yani mesela şöyle şeyler oldu. En bilinen, en böyle sözü geçen kritiklerden biri, bu kadar Danimarkalı varken niçin iki Türk kızını aldınız fabrikaya gibi şeyler de yazıldı. Ama çok sert tepkiler geldi halktan ve diğer seramikçilerden de. Ondan sonra ben evlendim. 1967 yılında Danimarkalı iş adamı David Sisby ile evlenen sanatçı, 1969 yılında Kopenhag'da ilk atölyesini kurdu. David bana bir atölye açmamı sağladı. Çok sevdiğim arkadaşımın alt katında bir boş bir atölyemsi bir yer vardı. Orası alındı, fırınım geldi ve çalışmaya başladım. 2 sene sadece sır ve toprak denemeleri yaptım. Çünkü bir atölyenin temelidir toprak. Elimde iş birikti ve hayatımda ilk ve son kere Galeri Birkdam diye bir galeri vardı. Onlara gittim ve dedim ki ben işte yeni atölye açtım. Elimde de biraz iş birikti. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Acaba bir atölyeme gelip görür müsünüz deyince geldiler ve bana bir sergi teklif ettiler. ...1971'de Galeri Birkdam'da açtığı ilk kişisel sergisini... ...1975'te Danimarka Sanat ve Tasarım Müzesi'ndeki sergisi izledi. Bu sergi, onun sanat kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Üstüme o kadar çok yazı yazıldı ki... yani ...Danimarka seramiğine bir yenilik getirdiğim söylendi. Hakikaten de Danimarka'ya gittiğim zaman... ...dağarcığımda sevdiğim, sevmediğim bir sürü şey vardı... Mesela en sevdiğim Mezopotamya kültürü falan bunlar benim baş tacım duygular. Benim o dönemlerde bile fabrikada yaptığım işler çok inceydi ve daha renkliydi. Ve mesela yüksek pişirim atölyesinin başkanı bana derdi ki böyle olur mu? Yüksek pişirim seramiği gri kahverengi ağır olmalı derdi ve dinlemedim. Karşı çıkmak için değil, içimden gelmiyordu. Onun için bildiğimi okudum. İyi de etmişim galiba. Alev Ebüziya kültürel birikimini duygularıyla birleştirerek forma hükmetme yeteneğini sürekli geliştiriyordu. Sanatçı binlerce yıldır var olan çanak formunu sıradan olmaktan çıkarıp bir sanat eserine dönüştürdü. Çanak niye çanak? O boşluk beni çok çekiyor. O çanağın içindeki boşluk ve nitekim bence bir çanak formunu belirten içindeki boşluktur. Küçük boy çanakları çekmeme yardım eden bir kız var. Ona hep şunu söylerdim. Dışına değil içine bak. İçinden takip et formu. O boşluk benim için çok önemli. İyi bir işte bir sensualite oluyor her zaman, bir büyü oluyor. O büyüyü duende olarak tarif edebiliriz. Duendeyi tarif etmek de çok zor işte. O zor olanı, görülemeyeni işe koymak benim için önemli. Benim için duende anlamına geliyor. Sezgisel olarak kavranan bir şey. Tamamen duygusal. Yani ben zaten olarak. Entelektüel bir sanatçı değilim, tamamen duygusal bir sanatçıyım. Duygusal bir işçiyim daha doğrusu. Kendime hiçbir zaman sanatçı demedim. Alev Ebüziya için yapıtına isim veren kaynaklar Anadolu'dan Mısır'a geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Ona en çok ilham veren eserin ise Sung dönemine ait seramik bir at olduğunu söylüyor. O atla karşılaşmamı Garth Clark'a yazdığım bir mektupta yazmıştım. O atı gördüğüm zaman o atın hiç kıpırdamadığı halde burnundan çıkarttığı nefesi hisseder gibi bakıyordunuz zaten. O kadar canlıydı. Aynı Mezopotamya heykellerindeki gibi. Yani bir Kuros heykeli biraz sonra yürüyecekmiş gibidir. O hatta burnundan nefes çıkacakmış gibiydi. Onun için yani bir Sung atıyla bir Mezopotamya heykelinin arasındaki ilişki çok ilgimi çekmişti. Ve nitekim bu kadar bana uzak bir kültürde aynı etkiyi bulunca şöyle yazmıştım Garth Clark'a. What I do is in order to remember again and again and again. Yani unutmamak değil de hatırlamak. Yaptığım tekrar tekrar ve tekrar hatırlamak. Yani belki memleketimden çok uzakta kalmış olmamın da bir etkisi var. Bizim işleri andıran, Mezopotamya'yı, Hititleri andıran işleri yapmam ya da zamansız işleri yapmam. Sanıyorum yıllarca memleket hasreti çektim. Ne kadar alıştım, evim yurdum yok diyorsa da o hasret bitmiyor tabii.
alışıyorsunuz ama bir yerinizde o kalıyor. Alev Ebüziya Kopenhag'daki atölyesinde durmaksızın çalışıyordu. Danimarka kraliçesinin de dikkatini çeken sanatçı, dünyanın en prestijli müzelerinin yanı sıra çanaklarıyla Danimarka Kraliyet koleksiyonunda da yerini aldı. Danimarka ana kraliçesi Ingrid müthiş bir koleksiyonu vardı. Babası, ki İsveç kralıydı, babasının da dünyaca bilinen çok önemli bir koleksiyonu vardır. Açtığım sergilere geldiler. Ana kraliçe kaç kere atölyeme gelmiştir. Kızları çok meraklı. Mesela Prenses Benedikte Wittgenstein. Doğum günü için Dışişleri Bakanlığı'ndan sormuşlar ne hediye isterdiniz, istediğiniz bir hediye var mı diye. Bir Alev Sisbi isterim demişti. Geldiler buradan bir Alev Sisbi alıp götürdüler 2 sene önce. Çok önemli olan kraliyet ailesinin almış olması değil, Danimarka kraliyet ailesi gibi seramiği çok iyi bilen birilerinin almış olması. Mesela Kraliçe Ingrid bir seramik sergisine girdiği zaman hiç şaşmaz en iyi parçayı seçerdi. İlerleyen yıllarda Alev Ebüziya Avrupa'da pek çok sergiye davet edildi ve giderek genişleyen bir hayran kitlesine sahip oldu. 1983 yılında Danimarka Dekoratif Sanatlar Müzesi'ndeki ikinci büyük sergisi eleştirmenlerin deyimiyle güzelliğin kutlanması gibiydi. Kim Naver adında dokumacı bir sanatçıyla açmıştık ve en büyük keyfimiz Paul Kerholm gibi o inanılmaz dünyaca bilinen designer'ın sergi düzenini kurmasıydı. Ve çok çok güzel bir düzen yapmıştı. Alev Ebüziya'nın eserleri zamansız, zarif ve kışkırtıcı. Sanatçı çanaklarını bir heykeltıraş yaklaşımıyla yapıyor. Benim söylediğim bir şey değil ama Danimarka Akademisi yıllar önce bana sadece heykeltıraşlara veren Eckersberg madalyasını verdiler. Çok önemli. Hiçbir seramikçiye verilmiyor. Çanak yapmama rağmen. Kullanışlı eşyadan başka bir şey olduklarını hissettiriyorlar gibime geliyor. Heykelimsi işler yapmıştım Royal Copenhagen'ın atölyelerinde. Ama çabuk vazgeçtim onlardan. Evet. Sürdürebilirdim de ama nedense sürdürmedim çünkü çanakla işim bitmedi. Yıllarca zamanını Kopenhag ve Paris arasında gidip gelerek geçiren sanatçı, 1987 yılında atölyesini Paris'e taşıdı. O günden bu yana Paris onun evi oldu. Almanya'ya gitmeye hiç niyetim yoktu. İngiltere malum pek aram iyi değil. Amerika çok uzak. Paris dilini konuşuyorum. Bir sürü arkadaşım var ve çok sevdiğim bir şehir. Kaldı ki Fransa'ya geldiğim yıllarda seramik pek önemsenmezdi. Mesela seramikçi olduğumu söylediğim zaman ay banyodaki fayans kırıldı tamir eder misin? Porselen bebeğimin elini yapar mısın? Diye sormuşlardı bana. Paris'te ona en çok destek olan isim usta sanatçı Abidin Dino'ydu. Çok eskiden beri tanıyorum Abidin Dino'yu. Paris'e el geldiğimde babam bana illa gideceksin Abidin Bey'i göreceksin derdi. Ben de gider görürdüm. Ondan sonra tabii ben taşınınca daha sık görüşür olduk. İnanılmaz bir senyördü Abidin Bey. Burada atölye aramaya başladığım zaman koca Abidin Bey benimle sokaklara düştü. Atölye bulmak için. Bir de Paris'teki Maison du Danemark'ta açtığım sergi için çok güzel bir yazı yazmıştı. Alev Ebüziya'nın Paris'teki atölyesi kişiliği gibi sade, aydınlık ve düzenli. Zamanının çoğunu atölyesinde geçiren sanatçı, seramiklerinin temeli olan çamuru bakın nasıl anlatıyor. Garth Clark bir yazısında clay has memory der. Toprağın hafızası vardır der. Hakikaten de toprak yaptığın her şeyi hatırlar. Parmak izleri gözüküyor belli bir ışıkta. Parmak izleri kalıyor. Çok ilginç değil mi? Hatta şey bile söylendi. Bunlar bir plak yapılıp da çalınabilse ne sesler çıkar? İyi çanak iyi ses çıkartır. Epeyce kere hayatımda 2 gamlık çanak koymuş. Do re mi fa sol la si do re mi yapıp müzik çalmışımdır üstünde. Bu bir Danimarka televizyonu için yapılan bir filme de kondu. Çanakların sesini filme aldılar. Felaket sergiye gelen herkes çanaklara vurmaya başladı. O çok yanlış bir şeydi. Onun için herkesten rica ediyorum, lütfen çanaklara vurmayın.
Alev Ebu Ziya'nın eserleri sade ama görkemli görünüşleri ve asil çizgileriyle dikkat çekiyor. Eski Anadolu çömleklerinden farklı olarak bu çanaklar adeta boşlukta süzülür gibi duruyor. Şimdi o uçar gibi görünmelerinin nedeni ayaklarının çok küçük olması. Ama bizim anneannelerimizin tencereleri de küçüktü. Mesela hiç dibi olmayan hamam tasları var. Yani bizim aslında bildiğimiz bir şeyi ben bu tekniğe uygulayarak bir değişiklik getirebildim. Yani eskiden ayaklar koskocaman olurdu, çanak ya da sürahi yerine güzel otursun diye böyle geniş ayaklar yapılırdı. Ben o ayağı kaldırdım ama bunu bilinçli olarak yapmadım. Canım öyle yapmak istediği için yaptım. Alev Ebu Ziya Avrupa'da ve Amerika'da pek çok kişisel sergi açtı. Uluslararası bir üne ulaşan sanatçı, Türkiye'deki ilk sergisini de Galeri Nev'in kurucusu Haldun Dostoğlu'nun teklifiyle 1989 yılında İstanbul Bienali kapsamında Askeri Müze'de açtı. Türkiye'de ismim çıkmıştı. Alev Türkiye'de sergi açmak istemiyor. Kesinlikle doğru değil. Hayatımda hiçbir yerden sergi istemedim. İstenmez çünkü. Haldun Dostoğlu bana geldi. Haldun Dostoğlu ve Ali Artun. Tabii ki sevinerek kabul ettim. Kendi ülkemde sergi açmak istemez olur muyum? Tabii ki istedim ve ödüm kopuyordu. Nasıl karşılanacak? Nasıl karşılanacak diye. Ödüm kopuyordu. Alev Ebu Ziya'nın eserleri 1990'lı yıllarda dünyayı gezmeye devam etti. 2002 yılındaysa Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki retrospektif sergisiyle yine Türkiye'deydi. O sergi Danimarka'daki retrospektif sergimin Türkiye'ye gelmesiyle başladı. O sergideki bütün işler de koleksiyonculardan toplandı. Yani benim o sergi için özel bir şey üretmedim. Müthiş heyecan verici bir sergiydi. Bazı insanlar çok kızdı. Başka eski işlerin içine Alev'in işleri nasıl girer diye. Halbuki bizim amacımız bir süreci, hani Alev'in işlerinin nereden geldiğinin altını çizmek için yapmıştık. Kendimizi eşlerde tutmak için değildi. Bir Alev Ebu Ziya eserini uzaktan bile tanımak mümkün. Peki nedir bu çanakları bu kadar belirgin kılan? Titreşimleri belki. Bilinen en eski form, milattan binlerce yıl öncesinden beri yapılan kafa taslarının tas olarak kullanıldığından beri, ondan sonra da topraktan ya da taştan yapılan bir form ve günümüzde hala kullanılan bir form. Bütün bunlardan sonra uzaktan bakıp da bu acaba Alev'in çanağı mı denebiliyorsa daha ne isteyebilirim hayattan? Alev Ebu Ziya 2015 yılında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen, küratörlüğünü Deniz Artun'un üstlendiği sergide çanaklarını Anadolu antik dönem çömlekleriyle birlikte sergiledi. Ardından 2018'de Baksın Müzesi'nde küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı Toprak isimli büyüleyici bir sergiye imza attı. 2019 yılında Arter'de gerçekleşen ve küratörlüğünü Eda Berkmen'in üstlendiği Tekerrür adlı sergisi ise ilk kez bir müze için ürettiği eserlerden oluştu. Alev niye Hababam Çanak yapıyor? Onun altını çizmek istedim. Kierkegaard'ın Tekerrür kitabını tekrar okudum ki çok gençken okumuştum. Ve serginin ismi Tekerrür oldu. Ve nitekim orada minimum yani 5 ayrı form seçtim. O formların 4'ler 5'er değişik hallerini seçtim. Ve tekerrürün neye yaradığını, yaramadığını, neye yarayabileceğini düşündüren bir sergi oldu. Tekerrürsüz hiçbir yere varılamadığı kanaatindeyim. Eğer bugün benim çanaklarımı bilmem kaç metreden bakıp da bu Alev'in çanağı denebiliyorsa, inanın ki tekerrürde. Türkiye'de sırf orası için yaptığım işlerden oluşuyordu. Onun için ilk müze sergim dediğim zaman çok yanlış anlaşıldı. Türkiye'de ondan önce açtığım, müzelerde açtığım Türk İslam eserlerinde olsun. O sergilerin hepsi koleksiyonerlerden toplanmış sergi, Baksı'dakisi falan. Onun için çok doğruydu dediğim, orası için, o müze için üreterek yaptığım ilk sergim Tekerrür sergisiydi Arter'deki. Bugüne kadar dünyanın pek çok prestijli müze ve galerilerinde yüzlerce sergi açan Alev Ebu Ziya, bir yandan da tanınan pek çok marka için tasarımlar yaptı. Bir sürü firma için yaptım. Çok da seviyorum tasarım yapmayı.
Çünkü atölyenin yalnızlığından çıkarıyor sizi. Fabrikalar tutucudur. Mesela yeni bir iş bir fabrikada çalışan bir boruya bir avuç kum atmak gibidir. Ama onu yapmazsan tutucu bir fabrika ya da müze fabrikası olmak zorunda kalıyorsun. Yani fabrikalar da mecbur yenilenmeyi. O yenilenmeyi de sadece sanatçılar getirebiliyor. Onun için sanatçı fabrikasyon ilişkisini çok önemsiyorum. Alev Ebüziyan'ın Danimarka seramik çevrelerini önceleri şaşırtan çok renkli çanakları, sonradan onu Avrupa seramik çevrelerinde bir ikon ve ilham kaynağı olmaya dönüştürdü. Eleştirmenlere göre sanatçı, Avrupa seramiğine rengi getirdi. Danimarka'ya ilk gittiğimde, ilk yazılan yazılardan biri, o zamana kadar hiç kullanılmamış sırlar yapmış olmam. Kullanılmazdı, yoktu, adetler vardı, o adetlere uyulurdu. Ama ben mesela inanılmaz renkler getirdim Danimarka'da. Renkler insan tamamen ruhsal halinle ilgili bir şey. Mesela aklımın köşesinden gelmezdi bir gün kırmızı çanaklar yapacağım. Hiç düşünmemiştim. Ama sır denemeleri yaparken elime güzel kırmızı mıtrak bir şey çıktı. Çok hoşuma gitti. Onun daha çok üstüne düştüm. 2 ay falan uğraştıktan sonra bir sürü kırmızı çıktı. Kırmızıyı yaptık. Peki hangi çanağı? Çünkü mesela her çanağı her renk olmaz. Ben de istiyorum ki sır ve biçim deriyle kemik gibi olsun. Altındaki toprağı hissettirmek için parlak renk kullanıyorum. Sana bahsettiğim siyahlar var ya, canım siyah istedi, siyah yapayım diye. 2 senede ürettiklerim bak. Bunların en iyilerini seçtikten sonra mesela böyle... Bunda hatasız çıkmış mesela. Bu hatasız olunca biraz daha büyüğünü yapabiliyorum. Ondan sonra da gerekirse büyük parçalara kullanabiliyorum. Bir de onu merak ediyorum. Mesela burada neden ayna var? Yaptığım işi görmek için. Yani ressamlar da aynadan bakarlar ya bazen. Şimdi böyle çalışıyorum ve hep buradan görüyorum yaptığımı. Yani şuraya kadar büyüdü diyelim çanak. Buraya bakınca hem buradan başka bir profilini görüyorum, buradan da başka bir profil. Yani şöyle yaptığım zaman profili çok daha rahat görüyorum. İşte hayatımın çoğu burada geçiyor. Eserlerini oluştururken içgüdülerinin ve yeteneğinin onu yönlendirmesine izin veren sanatçı, bugüne kadar beğenilmek için hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Beğenilmek için hiçbir şey yapmadım hayatımda. Çok ayıp bulurum. Beğenilmek için bir şey yapmayı çok küçümserim. Hatta bir mavi dönemin var senin. Maviler çok beğenildi, bıraktım yapmayı. Evet, beğenildiği için bir şeyi sürdüremem. O derece beğenilmek son derece tehlikeli bir şey. Stop it. Durursun orada. Başka şey. Bu belki bir gün gene canım mavi yapmak ister. Yıllar önce daha Kopenhag'dayken başlamıştım mavileri yapmaya. Ege Denizi, işte Akdeniz'i, İslam Çinlerinden filan esinlenmiş deniyor. Alakası yok. Hüzünlü bir dönemimdeydim. Yani olduğundan daha çok hüzünlü bir dönemde. Ve maviye ihtiyaç duydum. Çünkü mavi rahatlatıcı bir renk. Mesela rainbow, mavinin ve si bemol notunun titreşimlerinin aynı rakam olduğunu söyler bir yerde. Bana mavi iyi geldiği için, ruhun maviye ihtiyacı olduğu için mavileri yapmaya başladım. Akdeniz'i özlediğimden değil. Alev Ebüziyan'ın eserleriyle ilgili hep sade ve kusursuz olduğu yazılsa da, usta sanatçı mükemmelin peşinde olmadığını söylüyor. Sade ve yalın olduğunu tamam da kusursuzluk diye daha budalaca yani kusursuzluk ne mümkün? Mükemmelliyet dünyanın en budalaca çabası olmadı. Ben mükemmeli aramıyorum. Titreşimi arıyorum. En iyi Yunan heykeli bile mükemmel değildir onun. Başka bir şey olduğu için o mükemmel gibidir. Mükemmellik diye bir şey yok benim hayatımda. Sade sanki böyle çok uğraşılmayan gibi görünse de aslında arkasında çok ciddi bir uğraşma ve düşünme süreci var değil mi? Biraz o süreçten bahsedebilir misin? Garth Clark'ın kitabında da vardır. Sade dünyanın en komplike şeyidir. Çünkü azaltmayı gerekir. Kalanı özü gerektirir.
O özde en ufak bir kötü bir şey göze batabilir. Ayrıca böyle sade bir iş yapayım diye de çaba göstermedim. Elimden sadenin dışında bir şey yapmak zaten gelmez. Yani evim de öyle, davranışım da öyle. Süsten nefret ederim. Çanaklarımın da hiçbirinde süs denemeyecek işlemeler vardır. Onları da çanakla konuşa konuşa hallediyorum. Mesela bir çanak yaparken çamur kısmı en az nefes almadan çalışarak büyük bir çanak 6 saat sürüyor. Çünkü çalışırken çamur sana baş eğmiyor. Bir diyalog ve bir kavga içindesin. Çünkü çamur değişen, oynayan bir madde. Hep bazen çamur kazanıyor, bazen ben kazanıyorum demem ama bazen de ben çamura boyun eğiyorum. Yani o çatışmanın sonucu bir şey çünkü canlı bir yaratıkla didişiyorsun. Alev Ebüziyan'ın hayatında edebiyat çok önemli oldu. Onu en çok etkileyen yazarlardan biri de yakın aile dostlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Çok genç başladım okumaya. Çok sistemli bir şekilde Fransız, İngiliz, dünya edebiyatını okudum. Ama ilk beni etkileyen Rus yazarlarıdır. Daha küçücükken Çehov ve Tolstoy hikayeleriyle büyüdüm. Anneannem de bize bakmaya geldiği zaman bir şeyler mırıldandığını hatırlıyorum. Çok sonra öğrendim ki Ezbere Lermontov okurmuş. Türk edebiyatında beni çok etkileyen yazarlardan biri Füruzan, Tomris Uyar, Ahmet Hamdi Tanpınar tabii ki. Üstelik üçünü de tanıdım. Ahmet Hamdi Tanpınar'la çok güzel bir anım var. Ben o yıllar İngiltere'de öğrenciydim hala. Ve bir tatil için döndüğümde bana sordu ne okudun bu sene diye. Hiç unutmam Somerset Maugham'ın Of Human Bondage'ını, Türkçesini bilemeyeceğim şimdi. Onu okuduğumu söyledim. Nasıl bulduğumu sordu. Ona duygularımı aktarmam onu o kadar etkilemişti ki bana bakışını hiç unutmuyorum. Alev Ebüziya İstanbul'da olduğu zamanlarda çok önemli bir entelektüel çevrenin içindeydi. Onun hayata bakışını değiştiren isimlerden biri de yazar Sabahattin Eyüpoğlu'ydu. Benim dünyaya bakış açımı değiştiren en önemli kimse Sabahattin Eyüboğlu'dur. Mesela ben 15 yaşındaydım o zaman. Mehmet Eyüboğlu, Bedir Ahmin'in oğlu, Azra Erhat, Halikarnas balıkçısı ve Sabahattin Eyüboğlu benim ilk mavi yolculuğuma çıktı. Ve o yolculukta tabii üç kocaman insanın anlattıklarını dinlemek falan bizi müthiş besliyordu. Yorgunluktan ölür gibiydik Mehmet'le. Bodrum katında yatardık biz. Yukarıda büyüklerin söylediğini dinlemekten heyecan içinde uyuyamazdık. Sabahattin Eyüboğlu'nun Bronz Sokak'taki evinde de her pazartesi dostlar toplantısı yapılırdı. Ben de aşağı yukarı her pazartesi giderdim. Karısı Madde de piyano hocamdı. O davetlere kimler gelmezdi ki? Aklınızdaki Ara Güler gelirdi, Mina Urgan, Jim Jones'lar, Azra Erhat, Vedat Günyol. Bir keresinde Aşık Veysel'in bile geldiğini hatırlıyorum. Ve o gün Aşık Veysel'e sormuştu Sabahattin Bey. Aşık ister misin şu gözüne baktıralım dediğinde şöyle dedi. Hayatımı mı karartacaksın demişti. Yer dostlar beni hatırlasın. Alev Ebüziya köklü bir aileden gelmenin avantajları kadar dezavantajlarını da yaşadı. Elde ettiği başarıların ya güzelliğine ya da ailesine bağlanması, onda kendi çabasıyla başarıya ulaşmak için güçlü bir arzu yarattı. Ben işte 14 yaşında filanım galiba. Özdemir Asaf bana dedi ki, sana güzel diyorlar sakın olma. Ve ben bundan müthiş alınmıştım. Çok 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 fena olmuştum bunu deyince. Güzel nedir nedir de bildiğim yok. Sonra bir insana güzel demenin ne kadar acı verici olduğunu anladım. Seninle de konuşuyordu, güzel çirkin diye bir şey yoktur benim hayatımda. Başarısız çünkü güzelsin. O kadar çok duydum ki hayatımda ve bu bana müthiş bir hüzün verdi. Yıllar sürdü bunu üstümden atmak. Yani güzel olduğun için başarısından daha ağır bir küfür düşünemiyorum. Alev Ebüziya bu sohbeti yaptığımız günlerde Londra'daki sergisini hazırlanıyordu. Sanatçı sergi hazırlık süreçlerini bakın nasıl anlatıyor. Atölyeden çıktıkları an kendi kaderlerini yaşıyorlar. Salona çıkarıp bakıyorum nasıllar diye. O zaman bile tavır değiştiriyorlar. Sergiye gidince
başka türlü tavır değiştiriyorlar. Bunlar sürekli başımın etini yiyor bu çanaklar. Sürekli başımın etini yiyor. Bir de sergi alanına da didişiyoruz. Keratalar oraya gidince başka bir şey oluyor. Onu da sergi açmak onun için önemli. Ben seçmiyorum artık. İş yerini seçiyorum. Uluslararası kariyerinde pek çok ödülün yanı sıra Fransa ve Danimarka'dan şövalyelik nişanıyla ödüllendirilen Alev Ebusiya, 2021 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Usta sanatçı, uzun ve başarılı sanat yolculuğunda bilgeliği, cesareti ve sade üslubuyla ilham vermeye devam ediyor. Hala bilmem kaçıncı sergim açılacağı zaman hep kuşku içindeyim. Yani oldu mu, olmadı mı, daha iyi, bunu mu koyayım, bunu ne yapayım, iyi olacak mı diye o kuşku bırakmıyor peşimi. Sakın da bırakmasın. O kuşku olmayınca olmuyor. O kuşkunun dürüst bir kuşku olması şartıyla tabii. Yani eğer kuşkunuz işinizle aranızda olan ilişki beğenilecek mi, satılacak mı, is it in gibi böyle pazara dönük kuşkuysa hemen sırıtır. Ama kuşkunuz daha iyi mi, daha iyisini yapabilir miyim, şunu şöyle mi yapsam daha iyi olurdu, kuşkusu size her zaman destek oluyor. Yani yaptığım işi daha da iyi yapabileceğime inanıyorum. Başarabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Belki başarırım.